Cumhuriyet devriminin 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. E, tarih 29 Ekim ama e, 100 yıl boyunca atan bir damarın e, belki de şaha kalktığı, sembolik olarak taçlandığı tarihtir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türk devrimi son 200 yılda büyük hamleler yaparak, büyük dönüşümler yaşatarak bu coğrafyada ve onu da e, kaz e, önce Birinci Dünya Savaşı ardından da Kurtuluş Savaşında emperyalizme karşı verdiği büyük mücadelenin sonucunu da, da Cumhuriyet Devrimi ile taçlandırmış 3000 yıllık geçmişi olan en azından bilinen 3000 yıllık e, geçmişiyle Türk Devriminin e, son ve en e, kıdemli diyelim e, kalesidir Cumhuriyet Devrimi hem dünya için hem de bölgemiz için hem de Türk tarihi için hem de dünya tarihi için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Niye dönüm noktasıdır? Onu biraz sonra yavaş yavaş açarız. Şimdi bugün sanki birazcık daha e, tiyatro ve sinema ve dolayısıyla biraz sanat başlığı üzerinden Cumhuriyet devrimini konuşacağız. Çünkü her devrim aslında bir Kültür devrimidir. Bizim Cumhuriyet devrimimiz de bir kültür devrimi. Çünkü kültür kavramı nasıl sorusuna verilen en geniş cevap yanıt niteliğindedir. Bir toplumun ne yediği, ne içtiği, nasıl yaşadığı, nasıl öğrendiği, nasıl şiir söylediği, nasıl baktığı, nasıl oynadığı, nasıl güldüğü, nasıl ağladığına verilen cevapların tümü kültür kavramının içinde değerlendirilir. Dolayısıyla kültür kavramı o devrimin daha önceki yaşam biçiminin alışkanlıkların ve tıkanan, körelen yanlarının yeniden dizayn edilmesi ileriye doğru büyük bir atılım yaparak yaşam biçimini değiştirmesi anlamına gelir. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk ...emperyalizme karşı... ...hatta hani yedi düvele karşı... ...diyoruz ya e, sembolik olarak... ...evet o dönemde yedi düvele karşı... ...verdiği savaşı... ...cumhuriyet rejimiyle taçlandırmış... ...ve bir kültür devrimi de... ...yaratmak üzere... ...yaratmak üzere hemen... ...işe koyulmuştur. O yüzden... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...cumhuriyet devriminden hemen sonra yaptığı işlere... ...bir bakın. Bunun ne demek olduğunu... ...niye kültür devrimi olduğunu anlarız. Türk tarih kurumunu kurması... Devlet operasını kurması, devlet tiyatrosunu kurması, dil kültür olarak dil dilimizle ilgili tarihimizle ilgili çok önemli adımlar atması ve sanat konusunda, bütün alanlarda kapsayıcı ve destekleyici bir program yönetmiş olması Türk milletinin layık olduğu yaşama biçimine, cumhuriyet rejimiyle nasıl geçeceğini ve nasıl yaşaması gerektiğinin adeta örneğini vermiş. Yani dilinize sahip çıkın demiş. Kültürünüze sahip çıkın demiş. Tarihinize sahip çıkın demiş ve sanattan uzaklaşmayın demiş. Bu mesajı yaptığı işlerle Üretimle ilgili yaptığı işlerin dışında tarihle e, ve dil kavramını e, güçlendirmeye çalışarak bir anlamda göstermiş. Çünkü millet dediğimiz kavramı bir arada tutan şey bir tarih birlikteliği olacak, dil birlikteliği olacak ve kültür birlikteliği olacak. Bu üçü bir araya gelmezse o millet ayakları üzerinde tam duramıyor. Biz 3000 yıllık Türk tarihinde ee, zaman zaman dil kökümüz aynı olsa da farklı versiyonlarla e, konuşmuş olsak bile başka coğrafyalarda kalıp diğer dillerden etkilenmiş olsak da aynı dili konuşuyoruz. O dilin dönüşmüş halini konuşuyoruz. Aynı türküleri söylüyoruz, aynı şiirleri söylüyoruz. Birbirimizin dilinden anlıyoruz çünkü soyut olarak hissettiğimiz şey tarih birliğinden ve dil birliğinden kaynaklı hissettiğimiz şey. Aynı. Bu e, ta Orta Asya'nın e, steplerine, Ortalardan, Orta Asya'nın en doğusundan, ta Macaristan sınırına kadar e, bir coğrafyada, yukarıda Hazar Denizi'nde, aşağıda Cebeli Tara'a kadar olan bölgede hüküm sürmüş bir medeniyetten, buralarda söz sahibi olmuş, varlık göstermiş, siyaseten varlık göstermiş, askeri olarak kendini hep diri tutmuş bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla kültür, Cumhuriyet devrimi evet kültür devrimi ve bu kültür devrimini gerçekleştirirken de e, sanata, e, sanatın önemini ve özelliğini e, Mustafa Kemal Atatürk çok iyi biliyordu, çok iyi farkındaydı. Cumhuriyet devriminden önce biliyorsunuz İttihat Terakki Hareketi biraz böyle tarihsel gibi konuşacağım ama İttihat Terakki ile beraber başlayan bir atılım vardı. Ondan öncesinde Jön Türkler... E, ülkemizde o dönem Osmanlı'nın son dönemlerinde okumuş, yazmış, eli kalem tutan, biraz bu işlere hevesli, geleceği parlak isimleri seçiyorlar ve onları Fransa'ya gönderiyorlar. O zaman Avrupa medeniyetinin beşiği sayılan Paris'e gönderiyorlar. O medeniyetin bir anlamda kendini gerçekleştirdiği en üst örneklerinin bulunduğu yerler. Orada hem görgülerini bilgilerini arttırsınlar hem de bu medeniyetin sonuçlarından etkilensinler ve oradan bir şeyler alsınlar. Ülkemizde de buna önayak olsunlar, öncü olsunlar diye gönderiliyorlar. O Jön Türkler, Jön Türk döneminde çok ciddi çalışmalar olmuş. Onlardan bize yansıyan hem sinemamız için hem tiyatromuz için kaynak teşkil eden bir birikim var. Şimdi tartışmayı şu anki tartışmayı belki en sona bırakmak daha doğru olur. Diyoruz ki Cumhuriyet 100 yaşında, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu 100 yaşında. Aslında bu kavram doğru değil. Bu topraklarda tiyatronun geçmişi ve birikimi tahmin ettiğimizden daha fazla. Biz özellikle Profesör Doktor Metin Ant hocamız adını koymuş, bunun için de böyle külliyatlı bir e, kitap hazırlamış Cumhuriyet dönemi değil Cumhuriyet, e, şey e, Geleneksel Türk tiyatrosu diye adını koymuş. Geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz şey binlerce yıllık geçmişi olan ee, i̇çinde sizin de bildiğiniz meddahlık orta oyunu, e, Karagöz Hacivat'tan e, tutun köy seyirlik oyunlara kadar hem gölge oyunları hem geleneksel Türk tiyatrosundaki orta oyunu hem de köy seyirlik oyunlar diye üçü ayrılıyor. Bunlar yani bundan bin yıl önce de Anadolu'nun e, kıyıda köşede kalmış köylerinde kışın e, bir sürü e, halkın o zaman televizyon yok bir şey yok düşünün yani. E, halkın oynadığı kendi geleneklerinden biriktirip ve geleceğe de taşıdığı e, güzel seyirlik oyunlardı O, o kültürel olarak. Yine e, gölge oyunları Mısır üzerinden bize geldiği söyleniyor. Bazı kaynaklarda bizim üzerimizden Mısır'a gittiği söyleniyor. Gölge oyunu geleneği ta Orta Asya'dan itibaren kaynağını buluyoruz ve çok sağlam bir kaynağa sahip. Hatta bugün bildiğimiz Çin tiyatrosunun temelinde de gölge oyunu var. Yani Metin Ant Hoca bunu ispatlamış. Gölge oyunu var. Yine orta oyunun kavramı biraz daha geç dönemde İtalyanların da komedi delerte dedikleri bir tür var. Sembolleşmiş tiplemelerin olduğu ve yazıl biçiminin belli kurallar içerisinde gerçekleştiği ama kendi içerisinde doğaçlamaya da açık olan bir tür. Bu anlamda geleneksel Türk tiyatrosu tarihi kökleri çok eskide de olan köklü bir gelenek var ve bu işin yapan bu işin erbabı ustaları var. En son orta oyunculardan orta oyunu geleneğimizin hani sizlerin şimdilerde duyduğunuz kavuk hikayesi var ya kavuk ondan ona devrediliyor ondan ona devrediliyor. İşte o ustalardan kalan 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 en son İsmail Dümbüllü ustamızdan kalan ve oradan Ferhan Şensoy'a kadar geldi. Oradan o bir başkasını emanet etti. O geleneği yaşatmaya çalışıyorlar. Peki Cumhuriyet tiyatrosu ee, nasıl oldu 1923'te Cumhuriyet kuruldu ama ortada daha bir e, bir şey yoktu o zaman Türkiye'nin e, Türkiye'nin nüfusu e, 13 milyonla 17 milyon arası e, neredeyse elinde avucunda bir şey olmayan bir ülke var bu ülkede sanat yapmak tiyatro yapmak hele opera yapmak yani e, e, hiç düşünülecek gibi bir şey değildi Tıpkı Cumhuriyet Devriminin ilk yıllarında, Devrimden sonra Türk romanı nasıl geliştiyse aslında Türk tiyatrosu da, e, ta e, 1908'den başlayarak o i̇ttihat Terakki Hareketi Jön Türklerin etkisiyle Bursa'da Ahmet Vefik Paşa gibi valiler zorla halkı tiyatroya sevdirmek için, tiyatro izletmek için büyük çabalar gösteriyorlar, halkı ısındırmaya çalışıyorlar ve başlangıçta hep böyle e, e, çeviri eserler yani yabancı e, eserlerin, genelde Fransız eserlerinin Türkçeye çevrilip oynanması şeklinde ve genelde de o zaman İstanbul ve civarındaki azınlık milletler tarafından oynanıyor. Daha sonra adaptasyonlar başlıyor. Yani oradaki Fransızca ismi alıyor, bize tercüme ediyor, oradaki konuyu alıyor, bizdeki karşılığını bulmaya çalışıyor ve adapte ürünler dönüşüyor bir süre sonra. Ee, ama cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özellikle şairlerden ve romancılardan tiyatro eseri yazma e, merakı da başlıyor ve ilk eserler de öyle öyle ortaya çıkmaya başlıyor. Yani direkt tiyatro yazarı olarak kimse ortaya çıkmıyor ama e, o dönemin şairleri, yazarları, roman yazarları dramatik sanatlara yani dramatik kurguya da özellikle romancılar çok alışkındır dramatik kurguya. O yüzden o dramatik kurguya uygun piyes yazma dönemi başlıyor. O sayede gelişiyor ama onların neredeyse tamamına yakını ya batı taklidi, batıdan gelen, Fransa'dan gelen, Avrupa'dan gelen eserlerin taklit ederek el yordamıyla karanlıkta yol bulmaya çalışmak gibi iz sürerek yapılan eserler başlı başına özgün bizim tiyatromuzu temsil edecek düzeyde yerli, milli diyelim hadi kendi kimliğimizi anlatan, bizim ayakları bu topraklara basan eserlerin çıkması için 1940'ları, 50'leri beklememiz gerekiyor. O tarihe kadar ki eserler... Biraz oradan abartı, biraz buradan apartıyla, biraz özgün bir şeyler içine katıştırarak yapılmış şeyler. Ama şunu biliyoruz, Türk sineması içinde, Türk tiyatrosu içinde aslında ilginçtir, aynı isim var. Yani kavşak deniz ya, yolların kavşağın birleştiği yerde bir tane isim var. O da Muhsin Ertuğrul Hoca. Muhsin Ertuğrul Hoca hem Türk tiyatrosunun modern anlamda kuruluşunun hem de Türk sinemasının başlangıç noktasıdır. Muhsin Hoca her ne kadar devlet tarafından oraya gönderilmediyse de kendi olanaklarıyla hem o dönemde çünkü 1917 Rus devrimi yapılmıştı. Hem Fransa'da Paris'te uzunca bir süre kalıyor. Hatta Almanya'ya da geliyor. Ee, ama esas Moskova'ya gidiyor. Çünkü Rus devriminden sonra Moskova'da özellikle tiyatro sanatı çok büyük sükse yapmıştı. Büyük yazarlar, büyük eserler sahneleniyordu. Aslında o dönemin tiyatro birikimini anlamak için iyi bir kaynaktı Rusya. O yüzden Muhsin Ertuğrul Hoca kendi çabasıyla özellikle Moskova'ya da gidiyor. Sonra Muhsin Hoca'nın getirdiği Avrupa'da gördükleri ve kendi birikimiyle aslında bir anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün öncü olarak yarattığı o devrimin ruhunu çok iyi anladığı için o ruhu Türkiye'de insanlarımıza ulaştırmak onları tiyatro izleyen sinema izleyen, sanat üreten medeni bir ülke yaratmak sevdasıyla çok ciddi kişisel olarak atılımlarda bulunmuştur. O yüzden Türk sinemasının da Türk tiyatrosunun da ilk hareketlerini, ilk aksiyonunu hep Muhsin Ertuğrul hoca almıştır. Yani daha önce İstanbul şehir tiyatroları olarak bildiğimiz Darül Bedayi geleneğinde Muhsin Hoca orada yabancı yazarların oyunlarını giderek azaltarak yerli oyunlara ağırlık verilmesini sağlayıp Anadolu'da özellikle tiyatro sanatının gelişmesi için bizzati Anadolu'yu tek tek gezerek gittiği ulaştığı her yerde bir tiyatro kurmaya çalışarak yani ben bunun örneğini Ordu'da gördüm mesela. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun evveliyatını inceliyorsunuz, Muhsin Ertuğrul'la karşılaşıyorsunuz. Bu tiyatroyu kim kurmuş diye sordum. Dediler ki Muhsin Ertuğrul kurmuş. Nasıl yani? Ta İstanbul'dan kalkmış, Karadeniz'e gezi düzenlemiş. Onun da hikayesini anlatayım. Çok komik bir şey. Tiyatro kuracaklar. Para yok. Ee, o zaman cenaze kaldırmak için, cenaze arabası için para toplamış belediye. Bir tane araba alınacak, e, cenaze arabası alınacak, onun için para toplamışlar, e, cenaze arabası alacaklar. Muhsin Hoca oraya geliyor, bir tiyatronun önemini anlatıyor o kadar etkileniyorlar ki cenaze arabası için ayrılan parayla <laughs> Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nu kuruyorlar. Ee, daha sonra orada çok değerli sanatçılar geliyor gidiyor. Bunu şunun için anlattım Muhsin Hoca. Anadolu'da bu işin yaygınlaşması için özel çaba göstermiş isimlerden birisidir. Ee, sinemamız için de benzer bir durum vardır. Sinema dediğimiz sanat zaten e, biliyorsunuz son 100 yılın, 150 yılın sanatı yani lens tekniğinin e, gelişmesiyle lens e, bilimsel olarak yani e, bulunmasıyla ve onun gelişmesiyle ancak e, yeni formlara dönüşen ve oradan da e, işte e, hepinizin yakından tanıdığı ilk teknik denemeleriyle siyah beyaz filmleriyle e, şeyden başlayan hikaye daha sonra gelişiyor gelişiyor teknolojinin gelişmesiyle e, ama İlginçtir. Son 100 bilemediniz 150 yılın sanatı olan sinema bir anda sektörün en büyüğü haline geliyor. Yani bugün e, sinemanın e, kucaklaştığı insan kitlesi, sinemaya yatır, yapılan yatırım, sinemadaki teknolojinin ve iletişim araçlarının çok gelişmesiyle geldiği devasa büyüklük elbette ki tiyatro sanatını açık söyleyeyim sollamış durumda. Hani İşe yalnızca ekonomik açıdan, altyapı açısından bakarsanız sollamış durumda. Bu da çağımızla, dönemle ilgili bir şey. Ama tiyatro sanatı öyle bir sanat ki sinemaya da kaynaklık eden, tiyatro sanatı olmasaydı sinemadaki kurgu olmazdı. Sinemadaki olay, metin, kişi, karakter olmazdı. O da onun üzerine yükseldi aslında. Her ne kadar tarihsel dönemler içerisinde zaman zaman baskılar görse, yasaklansa da Tiyatro sanatı öyle ya da böyle bizim bugünkü bildiğimiz antik Yunan e, tragedyalarından başlayan ve yüzlerce yıllık, binlerce yıllık devam eden, hiçbir zaman sökülüp atılamayan, bitilemeyen hat, hatta şimdilerde bazen öyle e, liberal gazetelerde e, liberal duyguları bazı arkadaşlarımızın, yazarlarımızın kabarınca e, tiyatro arkayık bir sanattır diye yazılar yazıyorlar. Arkayık bir sanat ilan ediyorlar tiyatroyu. Ama ben de diyorum ki tiyatro arkaik bir sanat olduğu için bu kadar güçlü. Yani kökü bu kadar eski olduğu için zaten güçlü. Arkaik sanat olması onun bittiği anlamına değil, daha güçlü olduğu, daha damardan geldiği, kaynaktan beslendiği anlamına gelir. Çünkü sanat dediğimiz şeyin kaynağını ritüeller yani sanat insanoğlu bir anda şöyle bugünkü modern insanın sanata duyduğu ihtiyacı düşündüğümüz zaman ya işte gidelim biraz eğlenelim sanattır tiyatro sinema eğlence içerisinde kavram içerisinde ele alınıyor. Oysa ki sanatın varoluş nedeni bu eğlence anlayışından çok daha öte. Kaynağına baktığımız zaman ritüeller, ritüellerin kaynağına baktığımız zaman da üretim geliyor. İnsanoğlu doğayı dönüştürmeseydi, ekip biçmeye başlamasaydı, doğayı değiştirmeye, dönüştürmeye başlamasaydı sanattı da icat etmeyecekti. Sanat o yüzden etle tırnak gibi insan var oldukça, üretim var oldukça, insanın doğayla savaşı devam ettikçe ve insanın kendiyle olan savaşı devam ettikçe sanat hep bir şekilde olacak. Bazen edebiyat ön plana geçecek, bazen sinema ön plana geçecek. Tiyatro hep var olacak ve bunu takip edenler hep var olacak ama asla ve asla bugün modern anlamda tarif ettiğimiz anlamda sanatın hayatımızda ki yerini, konumunu belirlediğimiz gibi yalnızca eğlence kavramının içine sıkıştırılacak bir kavram değil. Tam tersi insanın varoluşuyla ilgili çok elzem, çok önemli Üretimden ve doğayı dönüştürme gücünden kaynaklı insanın başat sembolüdür sanat. Sanat öyle, hadi biraz eğlenelim, dans edelim, hadi gülelim, hadi diye yap başlayan bir şey değil. Çünkü sanatın köklerine çıkışına baktığımız zaman çok yaşamsal, yaşamsal bir şey. Yani bu, bu, bunu bunu da işte arkayık olmasına bağlıyoruz. Arkayık olduğu için öyle. İnsanoğlunun ilk günden itibaren güdüleri değişti mi? Değişmedi. Yaşamda doğuyoruz, değil mi? Ayakta durmaya çalışıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ee, barınma ihtiyacımız, işte giyinme ihtiyacımız, beslenme ihtiyacımız, çoğalma, üreme ihtiyacımız değişiyor mu? Değişmiyor. İşte o ilkel dürtülerimizden bir tanesi de bir tanesi demeyelim hatta hepsinin bir araya gelip bir arada yaşama kültürümüzün yaratıldığı, daha doğrusu medeniyetin doğ, doğmasına neden olan tüm dürtülerimizin kaynağında sanat var. Öyle mi gidelim? Tamam öyle soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani sanat yaşam tarzıdır diyebilir miyiz? Şöyle diyelim ki yaşam tarzı olarak falanca kişi kabul etmiyor. Sizin için sanat bir yaşam tarzı ama onun için yaşam tarzı değil. Ama bakalım gerçekten onun için değil mi? Modern için bunu modern yaşam için bugünkü koşullarda söyleyebilirsiniz. Ama ilkel insandan itibaren medeniyetin bütün aşamalarında hep üretimle başat gitmiş. Yaşam için bir zorunluluk diyebiliriz. Çünkü insanın düşünmesi, aklı, zekası, insana özgü özellikleri sayesinde hep insanın üretme isteği var doğayla mücadelesi var bir şeyler üretmesi gerekiyor üreten herkes mutlaka bir soyutlama içerir Çünkü e, sanat dediğimiz şey en nihayetinde bir soyutlamadır Eğer soyutlama yapmazsanız matematik yapamazsınız matematik eşittir sanattır bunu antik Yunan filozofları da söylemiş Matematik eşittir sanattır. Sanat eşittir matematiktir. Çünkü soyutlamanın kaynağı odur. Soyutlama yapmazsanız şiir yazamazsınız, roman yazamazsınız, tiyatro yapamazsınız. Dans edemezsiniz. Hiçbirini yapamazsınız. Peki soyutlama yapıyoruz. Bunu bilimsel olarak kullandığımızda matematik oluyor adı. Estetik için kullandığımızda da adı sanat oluyor. Ben hiç sanatı sevmiyorum diyen birinin yani bugünden düşünelim. Tıraş olurken şarkı söylemeyen var mı? Ev işi yaparken kadın ağzında bir hayatında hiç şiir yazmamış olan kimse var mı? Hani ben, ben kitap okumuyorum. Tamam okumayabilirsin. Yani bugün insanlar bununla övünür hale geldiler neredeyse <laughs> maalesef. Ama ama herkes en kötü evini güzelleştirmek istiyor değil mi? İçinde bulunduğu çevreyi güzelleştirmek istiyor. Üstünü başını güzelleştirmek istiyor. Güzellik insanın doğal bir güdüsü. Bunu söylemeye çalışıyorum. Güzelleştirmeye çalışmak bizi diğer hayvanlardan ayırıyor. Diğer canlılardan ayırıyor daha doğrusu. Güzelleştirmek istiyoruz, soyutluyoruz. İşte sanatın yolculuğu oradan başlıyor. Oradan başladığı için de yaşamsal bir zorunluluk diyoruz. Ha şunu sev diyebilir insanlar. Ben sinemayı sevmiyorum, ben tiyatroyu sevmiyorum. Onda da tartışılır. Yani herkes sinemayı, tiyatroyu sevecek diye bir şey yok. Ama bunu böyle söyleyenlere sorduğunuzda hiç iyi bir film ya iyi bir film izlememiştir ya iyi bir tiyatro oyunu izlememiştir. İyi bir tiyatro oyunu ya da iyi bir sinema filmi izleyenin ben bunu sevmiyorum diyorsa onun insanlığı ile ilgili bir sorun vardır ki demezler. Genelde karşılaşmamış olabilirler. İnsanlar tanımadıkları, bilmedikleri şeyi sevmeyebilirler. Ben o gözle bakıyorum. Hani hepimizin evine giren o televizyon dünyamızı bir değiştirmişti, değiştirdi. Bir de elimize aldığımız şu telefonlar artık dünyayı tepe taklak etti. Bütün ihtiyaçlarını bununla karşılayan, daha öncesinde de televizyonla karşılamaya çalışan insanlar için evet bir şey ifade etmeyebilir. Ama iki saatinizi ayırıp bir tiyatro oyunu ya da iyi bir sinema filmi izlediğinizde Hayatınız boyunca o yaşınıza kadar kafanızda tartıştığınız, anlam bulamadığınız, yaşamınızla ilgili, çevrenizle ilgili, kendinizle ilgili sorulara cevap aradığınızda, orada onunla ilgili tartışmayı gördüğünüzde içinizde güller açar. İyi ki insanım dersiniz. Ya da izlediğiniz şey karşısında motivasyonunuz, yaşama motivasyonunuz çoğalır. İyi ki yaşıyorum. İyi ki bu anı yaşadım doydum dersiniz. Karnınızın doymasından bahsetmiyorum. Doymak diye bir şey var, değil mi? Hani böyle yaşamak, sevinci yaşamak isteğine doymak diye bir şey var. İşte sanat o ihtiyacı karşıladığı için güzel. Şimdi yeniden isterseniz parantezi buradan şeye e, geri kapatalım. E, Cumhuriyet devrimi bir kültür devrimidir ve bu kültür devriminin başlangıcında tiyatro sanatının da sinema sanatının da Ortak ismi Muhsin Ertuğrul'dur. Onun çabaları ve onun etrafında yetiştirdiği öğrencileri modern Türk tiyatrosunun ve Türk sinemasının kuruluşuna öncülük etmişlerdir. Ama tabii ki her çocuk nasıl doğurduktan sonra ayağa kalkıp hemen yürüyemiyorsa sinemamızda, tiyatromuzda hemen ayağa kalkıp yürüyemedi. Bir anda olmadı bu işler. 20 sene, 30 sene Cumhuriyet'in yarattığı o devrimci birikim, devrimci ruhla başlangıçta hep böyle kahramanlık, bir millet uyanıyor filmlerini falan düşünürsek Musin Ertuğrul'un yaptığı, o Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, emperyalizme karşı büyük bir mücadele vermiş halkın dirayetini güçlendirecek filmler, milli hassasiyeti yüksek olan eserler, romanlarda, sinemada işlenmiş. Ama özellikle sinemamızda Metin Erksana kadar yani... Susuz Yaz filmine kadar başlı başına özgün, e, tamamıyla bize ait olan bizim diyebileceğimiz bir sinema anlayışı yok. Ne zaman ki 1950'lerde başlayan e, ve genelde roman, roma, bakın bu, bu çok roman meselesini ben çok önemsiyorum. Bir millet... Büyük devrimler yaşadığı dönemlerde, yalnızca bizim için değil, Ruslara bakın Ruslar da öyle, Almanlara bakın Almanlar da öyle, Fransızlar da öyle. Milletler büyük devrimler yaşadığı dönemlerde, büyük çelişkiler, büyük çatışmalar yaşadığı dönemlerde çok roman yazılıyor. En büyük romancıları o dönem çıkıyor. Ölü dönemlerde roman yazılmıyor. Bakın şimdi romancı yok, roman yazan yok. Yani şeyi saymazsanız, Orhan Pamuk'u saymazsanız romancı yok. Yani Roman çıkmıyor. Roman demek o bütün bir kurguyu yaşamla ilgili bütün bir kurguyu çok ayrıntılı ve geniş işleyen bir edebi eser ve o Susuz Yaz filmi de kendi içinde bilmiyorum izlediniz mi? Eğer tahammül edebilirseniz YouTube'da falan var e, siyah beyaz. Şimdi sizler çok bu kuşak ben kendi öğrencilerimi anlatırken diyorum ki tahammül edebilirseniz çünkü onlar çok hızlı aksiyon filmlerine alıştıkları için şu anki e, e, yüksek bütçeli sinema filmlerine alıştıkları için siyah beyaz film izlemeyi çok e, yüksünüyorlar sevmiyorlar istemiyorlar ama ben onlara zorla izletiyorum susuz yaz filmi. O dönemin sinemasını göstermesi açısından metin Erksa'nın o filmi çok önemlidir. Çünkü bir köyde bir tek su kaynağı var. O su kaynağını herkesin tarlasını sulaması gerekiyor. Su, o, e, hani su işleyenin şey toprak e, işleyenin su kullananındır e, sloganı var ya. Ama adam onun önüne ark yapıyor yalnızca kendi tarlalarını suluyor. Köylüler ayaklanıyorlar. Bu kadar yaşamsal bir konuyu anlatıyor. Üstelik iki kardeş, abi kardeşler, abi kötü şey oynuyor onu da, Erol Taş oynuyor. E, öbür kardeş iyi niyetle o yolu gidip açıyor hatta köylüler için suyun önünü açıyor ki diğer tarlalara da su gitsin diye. E, ama en nihayetinde bir karışıklıklar oluyor. E, o da diyor ki kardeşine sel yat Adam vuruluyor. Erkek kardeşini hapse gönderiyor. Bu sefer erkek kardeşine aldığı kız, gelin kızla o evleniyor. Ya yani birlikte oluyor. Ve gelip o olayı gördüğünde, onu tanık olduğunda e, büyük bir tragi, e, trajik e, an yaşanıyor. Zaten o anlamda tragedya yapısına da çok uygun Yani yalnızca köylünün ...ekip biçme ve su sorununu anlatan bir oyun değil. Ee, karakterlerin işlenişi bakımından da... ...üstelik tiyatro gibi çekilmiş. Yani o dönemin tekniğine göre çok iyi. Bu bize özgü Metin Erksan'ın Susuz Yaskınlığı. Daha sonra hem sinemamız hem tiyatromuz yavaş yavaş... ...1960'lı yıllarda... ...niye 60'lı yıllar diyoruz? Çünkü 60'lı yılları burada yaşı yetenler vardır... Türkiye'de toplumsal muhalefetin büyüdüğü, örgütlenmenin arttığı, demokrasi mücadelesinin yükseldiği bir dönem. Öğrenci hareketleri falan yükseliyor, büyüyor. Onun etkisiyle sinemamızda ve tiyatromuzda da coşkulu bir dönem başlıyor. O coşkulu dönem sayesinde büyük tiyatrocu adamlarımız, hocalarımız, büyük sinemacılarımız yetişiyor. Ama gelin görün ki 1950'lerde işte bizim... Türkiye'nin NATO'ya girme süreciyle birlikte Atatürk devrimlerini yanlış anlama eğilimi de yükselmiştir. Atatürk batıdaki medeniyeti tarif ediyordu ama şöyle tarif etmiyordu. Gidin onu taklit edin demiyordu. Siz yaratın, siz üretin diyordu. Buraya ait olanı, iki ayağı da bu topraklara basan olanı, basanı yaratmaya çalışıyordu. O yüzden operacılara diyordu ki Türkçe eser üretin, opera bestelensin istiyordu. Bizimkiler gidip oradan var olan eserleri taklidini yapmaya, onu devşirmeye çalışıyorlardı. Oysa ki gerçek Kemalist bilinç kendine özgün eserlerin çıkması için çabalayandır. Atatürk de o yüzden o Türk beşlerini kuruyor. Ve Türk Beşlerine Türk Marşı besteletmeye çalışıyor. Bizi anlatan, bize özgü, bizim kulağımızın alışık olduğu notalarla çok sesli düşünmenin bir aracı olarak kullanıyor. Ee, ama e, bu NATO'ya Türkiye'nin girme sürecinden sonra özellikle 60'lı yıllardaki hareketlerin tamamı e, biraz Avrupa'yı taklit etme e, ruhu taşıyordu. Devrimciydi, Avrupa'daki de, müthiş bir devrimci dalga vardı. Ama bizler de onları taklit etmeye çalışıyorduk. O bir gençler vardı orada. Hani bizimkiler öyle değildi Allah'tan ama bizimkilerde de emperyalizme karşı mücadele bilinci, bilinci yüksek olduğu için bu milletin geçmişten getirdiği bir birikimdi. o şeyin başlattığı dalga sayesinde 60'lı yıllar boyunca önemli sinemada ve tiyatroda önemli Eserler çıkmaya, toplumcu eserler çıkmaya, özgün yazarlar çıkmaya. Hatta ilk 50'li 60'lı yıllarda yalnızca tiyatro oyunu yazan yazarlar. Yani roman, şiir falan yazıp yanında tiyatroda yazan değil de yalnızca tiyatro eseri yazan yazarlarımız bile çıkmıştır. Cevat Fehmi Başkutlar falan çıkmıştır. 12 Mart faşizmi bütün ülkenin üzerinden böyle çok sert bir şekilde geçince 12 Mart'tan hemen sonraki sinema ve tiyatroda keskinleşmiştir. Yani en keskin dönemidir sizler iyi hatırlıyorsunuz. Sinemada ve tiyatroda çok keskin konular, keskin biçimlerde çok politize olmuş bir şekilde hep 1980-12 Eylül'üne kadar hep devam etti, 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 etti ve 12 Eylül'den sonra tekrar bir kesintiye uğradı. 12 Eylül faşizminin getirdiği şeyle toplum zaten 3-5 yılda kendine gelemedi, hala gelemedi ve özel döneminin politikalarının <laughs> kültür hayatımızda yarattığı yozlaşmayı, e, kirlenmeyi, e, neoliberalizmin etkilerini, küreselci dalganın e, Türk toplumunu nasıl esir aldığını yavaş yavaş hani e, gemisini yürüten kaptandır kafasıyla herkesin bireycileştiği bencilleştiği, kişisel çıkarların ön plana çıktığı, yozlaşmanın, toplumsal çürümenin başladığı, kendi öz kaynaklarından kopuşun başladığı, kendine özgü olanı değil de taklit olanı sever hale geldiği hem ekonomide, siyasette de bu böyle oldu. Sanatta, kültürde de bu böyle oldu. Onun karşılığı oldu. Bugün şimdi öyle bir hale geldik ki, ben bakın ben sabahtan beri geleneksel Türk tiyatrosu diyorum, kökeni şuraya dayalı, buraya dayalı diyorum. İstanbul Üniversitesi'ndeydi sanıyorum. Çıkıyorlar, e, geleneksel Türk tiyatrosu e, dersinin adını değiştiriyorlar. Bunu daha önce e, Türk Edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı tartışmasında yaptılar biliyorsunuz. Şimdi de e, geleneksel Türkiye tiyatrosu da koydular. Dersin adını. Şimdi biz ben bununla ilgili açıklama yaptım. Bu bir kere her şeyden önce geleneksel Türkiye tiyatrosu diyorsan yani bunu savunan arkadaşa yazıklar olsun ama diyorsan Metin Ant hocaya çok büyük saygısızlık yapıyorsun. Çünkü sen Türkiye dediğin tiyatronun bile geçmişini ondan öğrendin. Metin Ant'tan öğrendin. Onun kadar daha eskiyi araştırıp bu kaynakları bulan var mı? Yok. Hepimiz ondan öğrendik. Ben Dil Tarçı Orfesinde tiyatro okudum. Hepimizin tek kaynağı vardır. Metin Ant'tır. Profesör Doktor Metin Ant'tır. O çünkü gezdi, dolaştı, çok ciddi araştı. Müthiş bir araştırmacıydı zaten hoca. Ta Japonya'dan İngiltere'ye kadar herkes tanır Metin Ant hocayı. Ve o kitabı böyle büyük boy bir kitaptır. Kapağına Böyle Balya gibi nal gibi yazmış geleneksel Türk tiyatrosu demiş. Sen bugün şöyle bir cümle kullanabilir misin? Ee, Fransa tiyatrosu diye bir şey var mı? Almanya tiyatrosu diye bir şey var mı? Fransız tiyatrosu var. Alman tiyatrosu var Rus tiyatrosu var. Siz Alman tiyatrosunun Rus tiyatrosunun Fransız tiyatrosunun belli dönemlerine siyasal itirazlarınız olabilir? Bundan doğal bir şey yoktur. Ama tarih dediğimiz şey bu birikimle akar. Bir dönem yapılan büyük yanlışlar eksikler, değil mi? Bak biz de söylüyoruz. 12 Mart faşizmi diyoruz. 12 Eylül faşizmi diyoruz, değil mi? Bizim tarihimizde de utandığımız olmasını istemediğimiz bir sürü şeyler var. Fransızlara sorun. Almanlara sorun. Onlar da aynı şeyi söylerler. Ama Fransız tiyatrosu derler. Fransa tiyatrosu diye bir şey olmaz. Fransız tiyatrosu olur. Almanya tiyatrosu diye bir şey olmaz. Gerekçeyle Almanya'da tiyatro... Gerekçeyle hangi gerekçeyle i̇şte bu... E, yani niye bunu bu yapıyorlar? Hangi gerekçeyle bu ismi değiştirme? Valla hangi gerekçeyle yaptıklarını olur, bilmiyorum. Dünyanın Mesela dünyanın şunu tartıştığımızda da hani Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı? Hı -hı. kavramında tartışmıştık. Biz o zaman Kemal Ateş hocayı davet etmiştik. Ankara'da bir söyleşi yaptık Kemal Ateş hocayla. O da uzun uzun teknik olarak da anlattı. Neden Türkçe edebiyat diye bir şey olmayacağını, Türk edebiyatı olduğunu teknik olarak. Ben edebiyatçı olmadığım için hani çok onu bilmiyorum ama çok güzel anlatmıştı Kemal Hoca ve ben ikna olmuştum. Şimdi Türkçe edebiyat yani Türk edebiyatı demekle Türkçe edebiyat demek başka bir şey. Türkçe yazılan her şey Türk edebiyatı olmuyor maalesef. Türkçe yazılan yani hadi şöyle bir çıkış cümlesi kurayım ne demek istedim? Orhan Pamuk'un yazdığı şey Türkçe mi romanı? Türkçe ama bence Türk edebiyatı değil. Türk tarih birikimine, kültürüne hizmet eden bir şey değil. Ama Türkçe mi yazılmış? Evet Türkçe yazılmış. Yani bir Fransız da gelip Ankara'da yaşarken Türkçe bir eser yazabilir, şiir yazabilir. O da Türkçedir. Ama Türk edebiyatı dediğiniz zaman Yunus Emre'den girip Aşık Veysel'den çıkıp yani bla 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 Tevfik Fikret'lerden geçip Nazım Hikmetlere gelmek, Orhan Veli'lere anlamak falan geçer. Bu bu birikim bu ipin üzerinde dizil, dizili mi ona bakmak lazım. Bu ipin üzerinde dizili olma olmazsa olmaz. Yani bu Fransız edebiyatı için de geçerli, Alman edebiyatı için de geçerli. Tabii ki şairler, sanatçılar hep birbirleriyle muhalefet etmişler, o onun tersini söylemiş. Bunun arkasında bu neoliberal kültür yatıyor. Lafı uzatmayalım. Evet. Mesele şu. Türk lafından rahatsız olanlar var. Türk kimliğinden rahatsız olanlar var. Türk lafının, Türk kimliğinin e, bu liberal dönemde büyük bir baskı altında. Onlar Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlı sanıyorlar. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti, devleti demek başka bir şey. Türk demek başka bir şey. Yani onların kafaları öyle çalışıyor. Onlar coğrafyaya bu işi indirip coğrafya lafını çok seviyorlar. Bu coğrafya, evet. o Coğrafya lafını çok seviyorlar. E, o coğrafya lafı üzerinden e, kimlik tanımlaması yapmaya çalışıyorlar. Şunu söylemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bu topraklar üzerinde e, falanca da var, filanca da var, şu da var, bu da var, öbürü de var. Dolayısıyla onların da kendine özgü şeyleri var filan. Biz bunu reddetmiyoruz ki zaten. Tabii ki var. Tabii ki var. Mesele o değil. Hani e, bunu reddetmek üzere. Kurgu yaparsanız örneğin Almanların kendi iç çatışmalarında ve tartışmalarında olduğu gibi bir tartışma yaparsanız ya da Avrupa'daki gibi bir tartışma yaparsanız buradan başka bir milliyet sorununa gidebilirsiniz. Ama bizim kavrayışımız hiç de öyle değil. Biz biliriz ki Türkiye biraz önce konuşuyorduk ya Türkiye Cumhuriyeti'ni Çanakkale'de kim savunduysa Çanakkale Savaşında kim öldüyse işte Türk de biziz, Kürt de biziz, Laz da biziz, Ermeni de biziz. Hepsi biziz kardeşim. Ne bunların kültürüyle, ne bunların inançlarıyla hiçbir sorunu yoktur. Türk demek böyle bir şey demek zaten. Türk demek Avrupalı'nın anladığı gibi safi bir ırk. İşte şuradan kalkmış buraya gelmiş onun çocuğu, onun oğlu, onun geçmiş bir soy tanımı değildir Türk. Orta Asya'dan buraya gelene kadar 40 bin kere dönüşüme uğramış, 80 bir kişiyle karşılaşmış ve 80'ini evirmiş çevirmiş aynı kapta kimlik haline getirmiş şeyin adıdır. Yani Almanya'ya gelen Türklerin içerisinde ne bileyim Karadenizlisi de var, Güneydoğulusu da var, Egelisi de var. Ne diyoruz? Aa, Türkler, bu kesin Türktür diyoruz. Bizim adamlar diyoruz filan. Hepimiz tabii ki biriz. O birlik ruhunu, millet ruhunu anlamadığın zaman 21. yüzyılın zaten temel tartışması bu. Yani milliyet meselesi de böyle. Kültür meselesi de böyle. Onun için söylüyorum. Yani bu geleneksel Türk tiyatrosu mu? Geleneksel Türkiye tiyatrosu mu? Yani o tartışma da dönüyor dolaşıyor. ideolojik olarak oraya saplanıyor. Ve oradan çıkış yok. Kimseye çıkış yok. Yani niye çıkış yok biliyor musun? Bunu söyleyenler... Yani şuradan söyleyeyim. Atilla İlhan'ın meşhur lafı vardır. Türk Aydın'ı diyor Batılıların manevi ajanıdır aynı zamanda. Batı medeniyetinin manevi ajanıdır diyor ya. Bizdeki aydın kavramıyla da ilgili bir şey. O kulaklarına Batı'dan bazı şeyler üfleniyor onların hani Türkiye, coğrafya, işte milletler filan üfleniyor. Onlar da onu bir medeniyet sayıyorlar, bir birikim sanıyorlar ama var olma şansları yok. Çünkü dayandıkları ekonomik sistem çöküyor. Bunu yaratanlar çöküyor. Onu yaratanlar çöktüğü sürece onlar da çökecek. Yani küreselleşmeciler ne diyorlardı bundan 30 yıl öncesini hatırlayın Türkiye'de. Dünyaya entegre olacağız, şöyle büyüyeceğiz, şöyle gelişeceğiz filan diyorlardı. Oldu mu? Küreselleşme dünyaya bir varlık getirdi mi? Getiremedi. Getiremez de. Patladı. En basiti pandemide gördük. Dünyanın efendileri, dünyanın efendileri nasıl çaresiz, aciz kaldılar. Batı'nın yarattığı o medeniyetin nasıl çöktüğünü hep birlikte görüyoruz. Çöküyor o medeniyet. Çünkü ekonomik olarak, iktisadi olarak çöküyor. Kültürel olarak da çöküyor. Bugün geldikleri en çok savundukları şey LGBT propagandası. Bir o onu bir medeniyetmiş gibi bizim önümüze getiriyorlar. Bireysel özgürlük, cinsel özgürlük, cinsel kimlik falan diye getiriyorlar. Buna teşne olanlarımız var. Var. Tartışılacak, toplum bunu tartışacak, dönüştürecek, içselleştirecek ve ondan sonra kararını verecek. Ama biz tehlikenin farkındayız. Tehlikenin kaynağı ne? Onu biliyoruz. Yani siyasal kaynağında biliyoruz, kültürel kaynağında biliyoruz. İşte bu kültürel ayakta e, bizim sanatçılarımızın da e, uyanık olması lazım. Bir sanatçının vatanseverliği tesadüfi bir şey olamaz. Olmamalı. Yani bir sanatçı ya vatansever olup ya da vatansever olmayabilir. Öyle bir şey yok dünyada dünyada bunun karşılığı bir şey yok. Yani bir sanatçı, bir akım, bir yaratılış yok. Yani biraz önce dedik ya soyutlama diye. Her milletin kendine özgü soyutlamaları var. O milletlerin kendine özgü yaşam biçimlerinin soyutlamalarını da büyük edebiyatçılar, büyük şairler dile getirirler. O yüzden o milletin şairi olurlar. Göte niye Almanların büyük şairidir? Çünkü Alman ruhunu temsil eder. Değil mi? Göte deyince Almanlar durur göte. Şimdi biz niye Nazım deyince duruyoruz? Çünkü Nazım bizim yüreğimizden çıkan sesi, sevdamızı, umutlarımızı, paylaşımcılığımızı, insan sev Hepsini anlatıyor. Bizi anlatıyor. Sembol olarak adı Nazım Hikmet. O olmasaydı başka birisi yapacaktı ama bu, bu yaşam biçimi, formu üzerinden mutlaka olacaktı. Bu millet bir tane Nazım Hikmet yapacak. Ya da tiyatroda. Mesela Erkan Yücel deyince niye duruyoruz? Yalnızca politik olarak bir yerde durduğu için değil, Erkan abinin hikayesini tiyatrodaki seyircisi, oyuncusu, yönetmeni herkes biliyor. Yani köylere gidip traktör üstünde, romörkü üzerinde oyun oynayacak kadar bu sanatı, bu halkı sevmek, bu halka inanmak, onlara aydınlatmaya çalışmak o bir irade. İrade Erkan Yücel'de vuku bulmuş. O yüzden biz Erkan Yücel'i seviyoruz. Ya da Levent abi, Levent Kırca'yı. Toplumun her kesimine bakın. Herkes sever. Tabii sevmeyen de vardır ama ya bir sempati duyuyor. Niye? Bu insanlar karşılığında bir şey almamışlar. Yani Erkan Yücel ne evi vardı, ne arabası vardı, ne katı vardı, ne yatı vardı. Ee, rahmetli e, Levent Kırca. Dünya kadar para kazanmadı mı? Kazandı ama geriye bir şey götürmediği gibi. Hakikaten kendisi de malda, mülkte gözü olan bir adam değildi. Ama şimdikilere bakıyoruz... Ya affedersiniz yamyam yam gibiler ya. Yani bir e, kanalda oynayan bir dizide, kanalda oynayan bir dizide orada bir rant var çünkü o dizilerde. Orada çeteleşmeler başladı. Yapım şirketleri üzerinden çeteleşmeler başladı. Vallahi böyle söylüyorum. Adı çeteleşme bunun. Kastikler var. Belki siz o dünyayı çok yakından takip etmiyorsunuz yalnızca te ama biz onun arkasında yatanı biliyoruz. Çeteleşme var. Çünkü sistemin kendisi çete. Mafya sistemi bu alanı, kültür alanında da kendi mafyalarını yaratıyor. Ticaret zincirini öyle yaratıyor. Or orada da mafyalaşma var. Para babaları var, belli kaslar var, belli isimler var, belli isimler belli yerlerde söyleyecekler. İşte ödül törenleri mesela değil mi? Al gülüm ver gülüm. Sen bana ben sana. Sen bana Rab bana hep bize hep bize hep bize. Ondan sonra birisi ayağa kalkıp bir şey söylediğinde ula linç kültürü oluyor. Linç yaşıyor yani. Bugün birisi çıkıp da o çetelerin mafyatik sistemin içerisinde kalksın birisi ters bir laf söylesin hemen lince uğrar. Hani mahalle baskısı diyorlar ya o mahalle baskısı Öyle bir işliyor ki hele sanat camiasında öyle kolay değil arkadaşlar. Hakikaten kolay değil. Cumhuriyetimizin 100. yılına dönecek olursak bakın cumhuriyet devrimci ruhunu kaybederse cumhuriyet olmaktan çıkıyor. O devrimci ruhu bugün yaşatacak dinamiklere ihtiyaç var. Buna inanacak bu halkı aşağılamayacak bu halka inanacak. Bu halkla da devrim yapılacağına, devrim olacağına inanacak. Eğitimde, sanatta, kültürde, üretimde bunlara inanacak nesillere, yaratıcılara ihtiyaç var. Siyaseten öncülere, sanatçı olarak da yaratıcılara ihtiyaç var. O dinamiyi kaybettiğimiz zaman körleşiyor. Cumhuriyet devrimci niteliğini kaybettiği zaman, yeni değerler yaratıp ileriye doğru hamle yapmayı bıraktığı zaman gericileşiyor, yozlaşıyor, snoplaşıyor. Bir bakıyorsunuz Türkiye bundan 50 yıl önce tiyatro izleyen, sinema izleyen böyle mini etekli kızların bisiklet üzerinde gezdiği bir ülkeyken şimdi emperyalizmin bizim ülkemize soktuğu yobazlık, dinsel yobazlık yüzünden gerici, yoz bir anlayışa dönüşüyor. Ve biz bundan 50 yıl önce tartışılmış, tamamlanmış, konusu kapatılmış şeyleri tekrar tartışmak zorunda kalıyoruz. Tekrar tekrar ısıtıp ısıtıp gündemimize getiriyorlar. Şu anda gündemimize getirme nedenlerinden en önemli başında ayrıştırma kafası. Ayrıştırma. Ne kadar ayrıştırırsanız o kadar iyi olur falan diye bakıyorlar. Şimdi bütün bu konuştuklarımızın sinemadaki, tiyatrodaki karşılıkları da hem neoliberal kültürün kendini tekrar etmesi, hem televizyonları açtığınızda o dizilerde ya da bazı ünlülerin sahne aldığı tiyatro oyunlarındaki konulara bakın, tartışmalara bakın, orada yaratılan dramatik çatışmalara bakın. Daha yeni geçen gün işte, Artvin'le ya, Artvin'le bilmiyorum gördünüz mü, ben gördüm, muhteşem bir şehir ya. Yani. Vallahi hani biz böyle geliyoruz İsviçre'ye falan hevesleniyoruz ama ya hiçbir eksiği yok. Yani Artvin'in. Ve insanları da öyle. Yani Artvin'de suç diye bir şey yok bir kere. Müthiş bir kültür var, müthiş bir dayanışma var. İnsanlarını da tanıdım ben pazarına gittim falan. Kaç kere oraya turneye gittik. Adam dizi çekiyor, mafya var. Her tarafı mafya Artvin'in. Dizi de geçen gün ATV'de mi başladı, şovda mı başladı? Dizi izliyorsun. Artvin'in halkı sanki hep mafya filan. Çünkü adam İstanbul'dan bakıyor Artvin'e. <laughs> İstanbul öyle ya mafya ya. Sanıyor ki Artvin'de de öyle mafya, o onuk dövüyor, siyah takım elbiseli adamlar silah çekiyorlar, gasp ediyorlar filan. Yok kardeşim bu Artvin'in gerçeğiyle ilgili bir şey değil. Onun için bu topraklara yaslanmak özünü bu topraklardan almak önemli. Tartışabilirsin, ona inanırsın, buna inanırsın. Biraz öyle olur, bir öbürü başka şey getirir. O bir diyalektik dönüşümdür zaten. Bu olmadan da olmaz. Ama bu kadar mı yabancı olur insanına, halkına? Şimdi size soruyorum. Çukur diye bir dizi vardı. Değil mi? Yıllarca televizyonda oynadı. Herkes hayranı. Sokaklarda kimse kalmıyor o kadar öve 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 bitiremiyor seyirci. Diyorum ki ya peki bu çukurdaki aile var ya o başındaki. Bunlar ne yiyor ne içiyor hani fakirin yanındalar sürekli para yardımı yapıyorlar. Hep lüks arabalara biniyorlar mahalleye bir giriyorlar 30 tane Mercedes şifler falan. Bunlar ne iş yapıyor hani çok iyi insanlar ya ne iş yapıyorlar. Mafya kardeşim mafyalar ve uyuşturucu işi yapıyorlar. Ama dizide bu anlatılıyor mu? Bunlar bu parayı uyuşturucu işinden kazanıyorlar deniyor mu denmiyor. Bizi salak yerine koyuyorlar. Geçelim onu kadınlar, kadın meselesi üzerinde. Televizyonda bir sürü kadınları daha çok ekran başına kilitleyecek diziler var. Bu dizilerin tamamına bakıyorsun. Kadınlar ya haris, ya kıskanç. Bütün kadınlar kocasını aldatıyor. Bütün kadınların ikinci sevgilisi var. Her bir aldatmadır gidiyor. Herkes birbirini aldatıyor. Ya Türk kadına bu kadar büyük saygısızlık bu halka yani analarımızı düşünelim sizlerin annesini düşünün dedim ya bu kadar büyük hakaret olur mu ya? Çok büyük hakaret ediyorlar. Ya televizyonda bakıyorum kadın karakterlerin tamamı böyle yazılmaya başladı. Yok. Valla bilmiyorum kim ne için yapıyor ama şunu biliyorum kardeşim. Benim anam var, anneannem var, teyzem var, halam var. Hepimizin köyünde, ocağında. O kadınlara hiç benzemiyor televizyondaki kadınlar. Ya, Benziyor mu Allah aşkına söyleyin. <laughs> ya bu, bu yani Kanal D'de filan ben birkaç tane öyle kadın dizisi izledim. Ya bütün kadınlar haris, kıskanç, aldatan, kötü hepsi birbirinin arkasından oyun kuruyor. Böyle bir şey var mı ya? Bir kültürel dayatmadan bahsediyoruz işte. O yozlaşmanın kaynağını söylemeye çalışıyoruz. Bir kendimiz olalım ya. Bir kendimiz olalım. Bir de biz 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 bize bir derdimizi anlatalım. Bizim eksiğimiz, yediğimiz ne onu anlatalım. Çünkü sanat en nihayetinde bir yarayı kapatmak üzerine var. Bir yara varsa sanatçı olarak ben şu anda tiyatro yapmaya çalışıyorsam halkımızla ilgili, yaşantımızla ilgili bir yara var demektir bir sıkıntı var demektir. Bir derdin yoksa sanat yapamazsın. Bir derdin yoksa şiir yazamazsın. Ancak lisede bir kıza aşık olacaksın. Kimseyi anlatamayacaksın. O yüzden de gidersin kendi köşende şiir yazarsın. Elinden başka bir şey gelmez. E biz siyasetçi değiliz, ekonomist değiliz. Biz de toplumdaki sorunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz toplumdaki sorunları anlatmaya çalıştıkça sanki biz topluma kötülük ediyormuşuz gibi Devlet de arkasını dönüyor, öbürü de arkasını dönüyor. E kardeşim biz o zaman deli miyiz yani? İsteriz. Ama sanat, devrimci sanat gerçeği değiştirmek üzerine kuruludur. Gerçeği göstereceksin ama değiştirmek üzerine göstereceksin. Eğer onu meşrulaştırmak üzerine sizin söylediğiniz gibi gösterirsen o zaman bu kabullenişin aracı oluyor, sanat gericileşiyor o zaman. Sanat gerici bir hale geliyor. Bunu meşrulaştırmaya çalışınca. İlerici, devrimci olması için değiştirecek, dönüştürecek, ileriye doğru götürecek. Şimdi lafı şuradan devam ettireyim. Hani dedik ya Cumhuriyet tarihi boyunca şöyle oldu, estek oldu, köstek oldu, yan yattı, çamura battı, bazen yükseldi tiyatro, sinema, bazen düştü. Ama bakıyorsunuz en büyük ya ben kendi özel hikayemden biliyorum ki tanık olduğum dönem içerisinde en büyük sıkıntılardan bir tanesi Cumhuriyet devriminin 100. yılını kutlarken en büyük eksiklerimizden bir tanesi kültür politikası yok. Ben kendi hikayemde hayatında tiyatroya gitmemiş Kültür Bakanı gördüm. Opera sevmiyorum diyen kültür bakanı gördüm. Bakın normal bir insan söyleyebilir ama sen kültür bakanı olduysan, sen bakanlık bürokrat olduysan hayatında tiyatroya gitmeyin, gitmemiş olmak senin için bir sorundur. Ben opera sevmem demek senin için bir sorundur. Git karayollarında başka bir şey ol ama kültür bakanı olma kardeşim. Devlet kültür adamlarına, kültür hizmetine, sanata nasıl yaklaşacağını 60 yıldır belirleyemiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında böyle bir sorun var mı? Yoktu. Çünkü devrim olmuştu. Herkes her birazdan kendine görev edinmişti. Sanatçılar da devlet de onlara destek veriyordu. O kadar opera binası, tiyatro binası o dönemde kuruldu, açıldı. Devlet karar veremiyor kimi destekleyeceğine, nasıl destekleyeceğine, niye destekleyeceğine. Hatta zaman zaman desteklemesi gerektiğinin bile farkında değil devlet. Bakın biz özel tiyatro yaptığımız için bunu çok iyi anlıyoruz. Yani bak müsteşara gidiyorsun adam diyor ki destekliyoruz işte devlet tiyatrosu var filan. Ya kardeşim devlet tiyatrosu var o devletin tiyatrosu o başka bir şey. Özel tiyatroyu desteklemezsen senin ülkende tiyatro gelişmez. Dünyanın her yerinde böyledir. Seyirci artmaz. Sen yalnızca Ankara'da, İstanbul'da elit bir kesime hitap eden böyle e, süslü salonlarda, süslü oyunlarla hitap eden bir tiyatro olarak kalırsın. Halkın sanatı olmaktan çıkar. Halkın sanatını yapacak, a, 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 halkla o iletişim kuracak özel tiyatrodur. Sen onları destekle. Destekle derken de bunları zengin et de demiyoruz yanlış anlamayın. Bunları seyirciyle buluşturacak kanalları aç. Salonları ver. Seyirciyle buluşacak ortamları rahatlat. Bunun da yollarını, formüllerini de söylüyoruz. Ama devlet özel tiyatroculara esnaf gözüyle bakıyor, tacir gözüyle bakıyor. Çünkü hepimiz özel tiyatro yaparken bir şirket kurmak zorundayız. Kendimizi öyle var ediyoruz. Bir şirket kuracaksın. Şimdi senin kurduğun falanca şirkette benimkini aynı kefeye koyuyor. Ya kardeşim ben bu şirketi büyümek, borsada değerini arttırmak için kurmadım. Yalnızca sanatımı icra etmek için kurdum. Zaten kendime yetemiyorum. Sen benden niye %18 vergi alıyorsun? Artık %18 vergiyi %1'e düşürün dedik. Şimdi %22'ye çıktı biliyor musunuz? Timur'un filleri hesabı. Biz bilet fiyatlarındaki KDV oranı %1'e indirilsin diye kampanya başlattık. Sanki biz bunu bilerek yapmışız gibi %18'de kaldı üstüne %4 bir de gelir vergisi eklendi. Şu anda Türkiye'de herhangi bir tiyatro bileti aldığınızda yüzde 22 onun vergiye gidiyor. Ya bunu yüzde bire düşür. Başka şeyleri düşürüyorsun. Aldığınız gazete var ya gazete. Onun KDV'si yüzde bir. Ama tiyatro biletinin KDV'si şu anda yüzde 22'ye kadar çıkmış durumda. Yani mücadele ediyorsunuz tam tersi çıkıyor. Bu da bir başka bir sıkıntı. Bilinçli Şimdi sinema biraz parayla yapılan bir şey. Sinema demek, prodüksiyon işi demek. Kültür Bakanlığı e, bütçe veriyor. Yani çekeceğiniz sinema filminin bütçesinin bir kısmını bakanlık karşılıyor mesela. Ama yemin ederim neyi desteklediklerinin kendileri de farkında değil. Ancak bir olay çıkarsa, bir vukuat çıkarsa, o filmle ilgili bir, o zaman ha şuna geri dönüp bir bakalım diyorlar. Çünkü o ağlaşma, çeteleşme orada da var. Film yapımcılarının bakanlıkta adamları var. Onların oradan para çıkarttırıyorlar. Hiç kimse farkında değil. Nereye ne para verildiğinin. Bunun ideolojik bir takibini yapan bir yapı falan da yok. Herkese veriyoruz biz. Kimin adamı varsa filan. Tiyatrolarda da öyle oluyor. Hani herkese veriyoruz filan diyorlar. Oysa ki verdikleri Kimsenin dişinin kovuğuna yetmiyor. Tiyatroda özellikle özel tiyatrolara verdiğinde. Yani dişinin kovuğuna yetmeyecek paraları veriyorlar. Ama lafa gelince biz tiyatroyu, sanatı, tiyatroyu... Ben şimdiye kadar gidip de görüştüğüm devletteki belediyeler olsun. Şey, birisi demedi ki, birisi gittiğimde şunu söylese vallahi hak vereceğim. Kardeşim biz tiyatro sevmiyoruz. Burada tiyatro oynanmasını da istemiyoruz dese vallahi elini sıkacağım, tebrik edeceğim diyor. Gittiğinizde hangi belediye olursa olsun Tiyatroyu o kadar seviyorlar, o kadar önemli buluyorlar ki. Yani CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'si, bütün meclisteki parti, hangisi olursa olsun... ...hepsine gidin, tiyatro çok önemli. Çok yere göğe sığdırmıyorlar, o kadar. Bir Allah'ın kulu da çıkıp dese ki... Ya ...kardeşim biz istemiyoruz, tiyatro sevmiyoruz, istemiyoruz da... ...buraya yaklaşmayın dese, helal olsun diyeceğiz yani. Elini öpeceğiz. Lafa gelince böyle. O yüzden biz özellikle sanat alanda niye hep yaya kalıyoruz? Niye bizim dünya çapında yazarımız mı yok? Dünya çapında bestecimiz mi yok? Dünya çapında oyuncumuz mu? Hepsi var ama bütün bunları etkin bir şekilde kullanacak kültür politikamız yok. Ne yapacağını bilmiyor. Yani rotası belirsiz bir gemi gibi. O yüzden dedim devrimci ruhtan uzaklaşınca Kemalizmin devrimci ruhundan, antemperyalist ruhundan koparsan ne yapacağını bilmezsin. Ama o ruha geri dönersen her görevdeki adam o ruhla ne yapması gerektiğini bilir. Ona söylemek zorunda kalmazsın. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi. Yazarı, çizeri hepsi o ruhla çalışır. O ruhla dinamik hale gelir. Öbür türlü su hiçbir işe yaramaz. Eğer bir Rus yazarı Türkiye'nin Fransa'nın, İngiltere'nin, Etiyopya'nın da yaşadığı bir sorunu anlatıyorsa o zaten klasik eserdir. Klasik eserler dünyanın her yerinde, her millete, her kültüre katkı sunacak kadar derinlikli, özellikli eserlerdir. O yüzden o bir klasik eserdir zaten. Biz onu seve seve başımızın üstünde yeri var. Bir yanlışı da düzeltelim. Biz hep böyle yerli falan diyoruz ama şu da yanlış anlaşılmasın. Bazen biz böyle konuya çok vurgu yapınca yanlış anlaşılıyor. Yalnızca Türkçe oyun mu filan? Hayır değil arkadaşlar. Bakın Türk tiyatrosu gelişecekse Shakespeare'i anlamadan olmaz. Shakespeare'i izlemeden, Shakespeare'i kavramadan, Çehov'u ee, bilmeden, Çehov'u hissetmeden olmaz. Schiller'i, Göte'yi tanımadan olmaz. Hani bu klasik anlamda söylüyorum bir medeniyet dış diğer bütün medeniyetlere kapısını kapatarak kapısını kapatarak kendi medeniyetini kuramaz. O yüzden bizim aydınlarımızın Avrupa'yı ve başka medeniyetleri tanıması, alması, onların iyi unsurlarını çözmesi lazım. Yani Çehov, Şiller, Göte, Shakespeare, Goldoni yani hepsini bizim ee, izlememiz, oynamamız, oynatmamız gerekiyor. Ben bu tartışmayı şöyle yaşadım. Bir vakitler yerli oyunlar yapacağız filan dedik. Biz bir basın açıklaması yaptık. <laughs> Sonra ertesi gün ismini vermeyeyim bir gazetede Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare yasaklandı diye haber yaptılar. <laughs> Yahu diye yapar? Yani olacak şey mi? Yani Shakespeare yasa Shakespeare yalnızca İngilizlerin olmaktan çıktı artık. Yani değil. Yani çünkü Hamlet diye bir şey var üç boyutlu karakterin tek ilk başlangıç noktası. Biz antik Yunan'dan itibaren okuyoruz okuyoruz. Üç boyutlu karakter dediğin zaman Hamlet. oradan geliyor ayrılıyor. Ondan sonra Çehovlar falan bütün dillere yansıdığında. O yüzden mesela devlet tiyatrosu tam da bunu yapmak için var. Şimdi bunu bir özel tiyatro yapmamayabilir. Ama devlet destek vererek bu klasikleri toplumla, seyirciyle buluşturmak zorunda. Bu bir. Ondan sonra bizimle ilgili olan yanların da niye yapılamadığına ilişkin soruyu da şöyle yanıtlayabiliriz. Şimdi sanatçının nasıl yetiştiği şöyle söyleyeyim. Bir yemek yaparken yemeğe su koyuyorsunuz ya. O suyu nereden aldığınız çok önemli. Ben öyle tabir edeyim. Suyu nereden alıyorsunuz? Bazı çeşmenin suyu çok güzel dem olur çok güzel çay olur. Bazı çeşmenin suyu acı olur, içilmez. Ben e, çeşmeye suyu nereden aldığınızla ilgileniyorum. Suyu bu topraklardan alıyorsanız ve sizin de yaratıcı yeteneğiniz varsa o çıkar. İşte suyu doğru yerden, kaynağından aldığın zaman, işte Cumhuriyet'in devrimci dönemi dediğim şey o. Yani biz hep de hep mi kötüydük arkadaş? Hiç mi bir şey yapmadık? Duvarımıza hiçbir tane tuğla koyamadık mı? Koyduk ama onu tuğlayı koyanlara değer vermedik, yaşatmadık. Her türlü işkenceyi, eziyeti, parasızlığı, her şeyi yaşattık. Yani çok ileri gittiğim Erkan Yücel. En son adam verem oldu ya, gıdasızlıktan. <laughs> Dispanserde tedavi gördü siz hatırlarsınız abi o dönem. Dispanserde gıdasızlıktan verem oldu adam. <laughs> yani. Biz bu tuğlaları koyanları adam yerine koymazsak, onlara değer vermezsek olmaz. Toplumsal muhalefetin en yükseldiği, toplumun örgütlü olduğu, dinamik olduğu dönemlerde... Bakın hep tiyatro hareketi artar. Edebiyat artar, sanat artar. Roman yazılır, tiyatro oyunları yazılır. Şimdi 60'lı 70'li yılları demin anlattık ya o zamanlar öyleydi işte. E şimdi kuraklık başladığı zaman bir yerde başlamaz. Yani... Kuraklık yalnızca benim tarlamda başlamıyor arkadaşlar. Kuraklık hepimizin tarlasında başlıyor. Hepimizi eşit santimetre karelerle etkiliyor. Edebiyatta da kuraklık oluyor, siyasette de kuraklık oluyor, tiyatroda da oluyor, sinemada da oluyor. O kuraklık herkesi etkiliyor, yavaş yavaş etkiliyor ve insan kendisiyle Kavga eder hale geliyor. Modern insanın, bakın, biraz önce dedik ya doğayı dönüştüren insan, kendiyle yarışan insan, kendini sorgulayan insan, kendini arayan insan, modern insanı öyle bir hale getirdiler ki bugün modern insan kendiyle kavga eden insan demek, kendiyle barışık olmayan insan demek kendinizle barışmanın tüm yollarını tıkadılar. Modern yaşama bir bakın. Büyük şehirlerde yaşayan, köle gibi yaşayan neredeyse insanlara bakın. Sistem o hale getirdi. Bizler artık bir vatandaş olarak doğmuyoruz. Bizlere bu ülkeye doğacak, kredi çekip faiz ödeyecek, şu markaların ürünlerini alacak, şu markalardan satın alacak araçlar gözüyle bakıyor. Sistem bizi insan olarak tanımlamıyor zaten. Sen 3 çocuk doğurursan o üç çocuk hangi kredileri çekecek, hangi marka arabalara binecek, hangi marka kotları giyecek, hangi ayakkabıları giyecek. Sistem onun üzerine kurgulu. Seni insan olarak zaten tanımıyor, yok saymıyor. Üstelik küreselleşme sayesinde sermayenin serbest dolaşımı da olduğu için ta Kanada'da yapılan ürünü burada kaç kişi alacak? seni nüfus olarak öyle tanımlıyor. Pazar olarak görüyor seni çünkü. Sana da diyor ki bak medeniyet getirdim. Arabaya biniyorsun, yollar, şunlar, uçaklar falan. Sen sürekli sistemin sana yazdığı, sen doğmadan yazdığı borç var ya hanene. O borcu ödemek üzere hayatın boyunca çırpınıyorsun sana diyor asgari ücret veririm ya da biraz daha iyi bir işin olursa asgari ücretten biraz daha fazlasını veririm. Ben doğmadan önce bana yazılan borcu yaşama ödemek üzere yaşıyorum ve ödeyemeden ölüp gidiyorum. Benim arkamdan başkası geliyor, o ödüyor falan, o da ödeyemiyor. Dolayısıyla toplumsal muhalefetin yükseldiği zamanlarda sanat da yükseliyor. Çünkü umudu olan, yaşama sevinci olan, değiştirme yetisi olan, değiştirmeye hevesli olan insan, yani bir derdi olan insan yazıyor. Derdi yoksa da bir şey yazmıyor. İzleyen de olmuyor zaten. Derdi varsa o derdini paylaşanlar oluyor. Yani en nihayetinde tiyatro dediğimiz şey de bir muhabbet. Sahnede birisi bir şey anlatıyor. Sen de aşağıda izliyorsun. İkiniz de yalan olduğunu biliyorsunuz. Yalan bir şey bu. Ya yalan bir şey için insanlar para veriyor. Ben bazen derslerde böyle çocuklara anlatırken diyorum ki yalan ya. Şimdi ben tiyatroya gitmek istiyorum. Yalan olduğunu biliyorum. Sahte. Birisi yazmış sahnede oynayan babayı oynuyor. Yalan baba değil ama sahte. O da o sahte. Kostümler sahte. ışık sahte. Her şey sahte değil mi? Hepsi sahte. Üstelik bunun için para veriyorum. Vakit ayırıyorum. Gidiyorum orada. Oturuyorum. izliyorum. Sahte olduğunu bile bile bu kadar emek veriyorum. Onu yapıyorum. Ama bakıyorum ki yaşamda bulamadığım gerçekliği orada gördüm. Buldum yaşamın kendisi gerçek ya. O gerçeklikten bir üst gerçek var. Hani Aşık Veysel gözlerini kaybedince esas görmeye başladı ya. Meseleyi görmeye gözlerini kaybettikten sonra başladı ya. Sen de sahte olduğun bir şeye para vererek üstüne para ödeyerek gidip izliyorsun. Gerçeği o zaman anlıyorsun gerçeğin senin gündelik hayatta uğraştığın arabanın modelini değiştireyim, evin taksitini ödeyeyim, şu marka mont alayım, şu marka ayakkabı alayım dediğin gerçeğin gerçek olmadığını senin yüzüne vuruyor sahne eğer doğru yapılırsa bu iş